Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yorum Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok şık, çok güzel bir elbise robası yapımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi şöyle lastik modellerden oluşan, yaka kısmında şöyle fıstık detayı olan gayet hoş, şık bir robo oldu. Robamız 1-2 yaş için uygundu. Şimdi sizlerle ölçülerini paylaşmak istiyorum. Şu kısmını şöyle çevireyim. Şöyle yakadan itibaren 16 santim, omuzdan itibaren de 18 santim arkadaşlar. Beden ölçüsünü de vereceğim şimdi sizlere. Evet, 25 santim bir beden ölçümüz var. Yani 1-2 yaş için oldukça uygundur. Altına kumaş dikerek elbise haline getireceksiniz arkadaşlar. Veya örgü yapmak istiyorsanız, devam etmek istiyorsanız farklı güzel bir örnekle devam edebilirsiniz. Ama genelde altına kumaş dikilerek, uyumlu bir kumaş dikerek bunu elbise haline getiriliyor. Benim hani çok fazla bir dikiş deneyimim olmadığı için ben altına kumaş geçirmesini sizlerle paylaşamıyorum. Sadece örgü olarak paylaştım. O kısmı da sizler yapabilirsiniz eminim. Evet, şimdi kullandığım malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Bu roba için bir tane ip kullandım. İpim kar topu, bambu. Bütün yazlık robalarımda bu ipi kullanıyorum. Kesinlikle çocuklarınıza yakma olmayacaktır. Terletmeyecektir. Çok güzel, böyle yumuşacık, efil efil giydirebileceksiniz çocuklarınıza. Şimdi ölçülerinden hani özelliklerinden bahsetmek istiyorum ipimizin. 100 gram 230 metre, %50 bambu ve %50 fiskoz. %50 bambu, %50 fiskoz, 100 gram 230 metre. Kodunu da vereyim. K246. Evet, bu şekilde bu roba için bir tane ip yeterli oldu. Tığım da 2,5 milimlik bir tığ ve 4 tane de düğme kullandım ben. Hani siz istediğiniz ölçüye göre düğme sayısı artar veya eksilir. Onu sizler ayarlayabilirsiniz. Evet, ölçülerimizi de verdiğimize göre, malzemelerimi de tanıttığıma göre dilerseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek videolardan anda haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın diliyorum. Ve şimdiden hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, robamızın yapımına başlıyoruz. 98 tane zincir çektim ve bu zincirimizin üzerinde ilk sıramızı yapacağız. İlk sıramız trabzanlı bir şekilde yapacağız. Şimdi ipimi doladım. 3 dördüncüye şöyle trabzanımı yapıyorum. Toplamda 15 tane trabzan yapacağım bu baştaki zincirimle birlikte. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 zincir, 2 zincir çekiyorum ve aynı yere, yani 15. trabzanımı yapmış olduğum yere bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bunu da sayarak, yani bu yapmış olduğum trabzanı da sayarak 18 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 Şimdi 18 tane yapalım. 18 trabzanımı yaptım. Şimdi bir iki zincir çekiyorum ve 18. trabzanı yapmış olduğum yere bir tane trabzan yapıyorum. Kol için olan, kol ve arka için olan artırmamızı da, artırma yerimizi de hazırlamış olduk. Şimdi bunu da sayarak arkası için de 30 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 Evet, 30 trabzan yaptım.
Şimdi 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. İpimi doladım ve bunu da sayarak 18 tane kol için trabzan yapıyorum. 4 18 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Böylece yuvalarımızı yapmış olduk. Şimdi önümüz için de 15 tane, yine bunu sayarak 15 tane trabzanımızı yapalım arkadaşlar. 4. Evet, 15 tane trabzan yaptım. Burada birkaç tane zinciriniz artabilir. Hiç önemli değil. Burası sökülebilir. Evet, şimdi dönüyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 3 de çekebilirsiniz. 3 tane trabzan yapıyorum. Dibine batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 2 ve 3. 3 tane trabzan yaptım. 1 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir trabzan atlıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. 1 zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yuvamdayım ama burada iki tane var. Şimdi ben buraya yapmayacağım. Yani bir atlayıp hemen bu tepeye yapmayacağım. Direkt yuvamın içerisine geçeceğim. Yani iki tane atlamış olacağım. Bir tane trabzan yapıyorum, 2 zincir çekiyorum ve bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yine bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum, ikinciye trabzan yapıyorum. Şimdi burada iki tane atladık, onu diğer ucuda göstereceğim nasıl olması gerektiğini. Aynısı gibi olması gerekiyor. Yine bir zincir, bir tane atlıyorum, ikinciye trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum, ikinciye trabzan. Bir atladım, ikinciye trabzan. Bir atladım, ikinciye trabzan. İkinciye trabzan. Bir atlıyorum, ikinciye trabzan. Bir atladım, ikinciye trabzan. Burada da yine yuvamın içerisinde yanına iki tane var. İkisini de atlıyorum. Direkt yuvamın içerisine batıyorum. Bir trabzan. 2 zincir ve 1 trabzan. Bir zincir, bir atladım. İkinciye trabzan. Evet, bu şekilde sıramızın ön kısmına gelene kadar yapalım arkadaşlar. Evet, ön kısma kadar geldik. Şimdi burada başlarken şu kutucukları yaparken iki tane yuvamızın içerisine girerken iki boşluk bırakmıştık. Şimdi burada da bir zincir çekiyorum ve iki boşluk bırakıyoruz. Eğer bunu bir tane bırakırsak denk gelmez, diğer taraftaki aynısı gibi olmaz arkadaşlar. O yüzden iki tane bırakıyorum ve devam ediyorum. Bir zincir, şimdi bir tane bırakmaya devam ediyorum. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum ve şu 3 tane olan trabzanımı bir boşluk bırakıyorum ve 3 tane olan trabzanımı yapıyorum. 2, 3. Şimdi size kutucuk sayılarını vereceğim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 kutucuk burada var. Kolda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Bu tarafı da sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 kutucuk da burada var. Evet. Bu şekilde. Kollar da eşit. Hepsi eşit oldu. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. 2 zincir çekiyorum. Buradaki bu 3 tane olan trabzanımı sayıyorum. Yapıyorum. İpimi doladım. Şimdi burada fıstıklarımızı oluşturacağız. İpimi doluyorum. Şu trabzanımızın, bakın, şu trabzanımın şunu şöyle yan, şöyle altından giriyorum ve yan olarak
4 kere trabzan yapıyorum buraya. 1 2 3 4. Tığımı çıkarıyorum ve bu 4 trabzanın ilk baştakine ipimi takıyorum. Bakın ilk baştakine 1 2 3 4.'ünün başına, yani ilk yapmış olduğumuz trabzana atıyorum. Şöyle içinden geçirip bir zincir çekiyorum ve yandaki şu trabzanın tepesine batıyorum. Şu şekilde fıstığımız oluşmuş oldu. Tekrar gösterelim. İpimi doluyorum. Yandaki direğe yanlamasına, bakın şu şekilde 4 kere trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Tığımı çıkardım. Buradaki 1 2 3 4 4.'ünün tepesine batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve içinden çıkarıp bir zincir çekip şu yandaki direğin tepesine trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde fıstıklarımız oluştu. Tekrar ipimi doluyorum. Hemen bunun tepesine, tepesine değil yanlamasına, bacağına yani 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Evet, 4 tane yaptım. Çıkardım. 1 2 3 4.'ye geri geri, yani ilk başladığımız trabzana batıyorum ve içinden çıkarıp bir zincir çekip şu artırma yerimize geldik. Onun bacağının hemen tepesine batarak trabzanımı oluşturuyorum. Yuvam içerisine bir trabzan, iki zincir ve bir trabzan. Bir tane de şu tepeye batıyorum. Yani bunun üstüne tepeye batıyorum. Şimdi tekrar geldim. Bacağından 4 tane trabzan. 1 2 3 4. Tığımı çıkardım. İlk baştakini, yani geri geri saydığımızda 4.'sine batıyorum. İlmeğimi tutup çekip bir zincir çekiyorum. Ve şu yandaki trabzanımın hemen tepesine trabzan olarak batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve şu yandakini bacağına 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4. İpimi, tığımı çıkardım. İlk baştakine batıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu aralardaki zincirleri hiç unutmayın arkadaşlar. Ve yandaki trabzanımın tepesine trabzan olarak yapıyorum. Bir zincir. Yine bacağına. Yani bir tepeye trabzan, bir de bacağına fıstık oluşturmuş oluyoruz. 3 4 çıkardım. Bir zincir çektim ve trabzanımı yaptım. Yine şöyle bacağına da bir zincir. Hem fıstığı yaparken hem de trabzanı yaparken o aralarda zincir var. Sanırım başta çekmeyi unutmuşum. Şey olmaz. Evet. Şimdi burada artırma yerimize geldik. Artırma yerimizde bacağına yapmayacağımıza göre şöyle içine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir ve araya bir tane trabzan. Ve yine evet, diğer tarafta tepesine batmış olduğumuz için yine tepesine batmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada. Şimdi direkt tepesine önce batıyorum.
Yuvamın içerisine bir tane yapıyorum. Bir, iki zincir. Tekrar yuvamın içerisine iki tane yapıyorum ve tepesine batıyorum. İpimi doladım. Bacaktan devam ediyorum. Yine fıstık yapımıyla devam ediyoruz. Sanırım anlaşıldı fıstık yapımı. 3, 4. Yani artırma yerlerinde mutlaka o trabzanların tepelerine batıyoruz arkadaşlar. Trabzan olarak. Evet. Şimdi dilerseniz sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, şimdi başa kadar geldim. Burada da son trabzanımı, fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir zincir çekiyorum ve şuradaki 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3. Evet, üçüncü sıramızda bu şekilde yaptık. Şimdi dönüyorum. 1, 2, şu 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2, 3. Şimdi arkadaşlar şu fıstıklarımızın tepelerine bir tane trabzan yapıyorum. Yani şu arkadaki boşluğa trabzan. Bir tane direğin tepesine. Boşluğa, bir tane boşluğa. Bir tepeye. Bir boşluğa. Bir fıstığın arkadan ilmeğine. Bir tane boşluğa. Bir tane araya. Tepeye. Şu boşluklara batma sebebimiz birer tane. Şu direkleri yaparken aralarda birer tane ilmek bıraktığımız için arkadaşlar. O yüzden onun için buraları şaşırmayın. Şu fıstığın hemen arkasından da bir ilmek alıyorum. Boşluğa bir trabzan. Şu trabzanların tepelerine de birer tane trabzan yapıyorum. Yuvamın içerisine bir trabzan. İki zincir ve bir trabzan yapıyorum. Yine direklerin tepelerine batıyorum. Bir tane boşluğa, bir tane şu fıstıktan ilmek alıyorum. Bir boşluk, bir fıstıktan ilmek alıyorum. Bir boşluğa batıyorum. Bir tane fıstıktan ilmek alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. 6, 8, 10. Buraya kadar alttan da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Bir tane boşluğa. Bir tane tepeye. Bir tane boşluğa. Bir tane fıstığımın hemen arkasından ilmeğimi aldım. Bir boşluk, bir tepe, bir boşluk, bir fıstığa. Yuvamın içerisinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Tekrar şu direklere batıyorum. Bir tane şu araya batacağım. Bir tane tepeye, bir araya boşluk. Bakın aralar dediklerim şunlar. Şu, şurası. Bir tane şu fıstığın gerisinden alıyorum. Bir tane de boşluğa batıyorum şöyle araya. Çünkü altta bir trabzan tepesi atlamıştık. Hani bir boşluk bırakmıştık. O boşlukları bu sırada doldurmamız gerekiyor. Ve yaparken de lütfen ön tarafı, kol tarafı iki taraflı sayın, eşit olsun. Biri eksik, biri fazla olmasın. Eğer öyle yaptıysanız mutlaka bir yerde bir hata yapmışsınızdır. Sökmenizi öneririm. Çünkü ilerleyen modelimize etkisi olur o yanlış yapmanızın. O yüzden şöyle aralara bir tepe, bir ara olacak şekilde
Bakın bir trabzanın tepesine bir tane boşluğa. Fıstığımın arkasından da ilmek alıyorum. Boşluğa batıyorum. Tepeye batıyorum. Boşluğa batıyorum. Tepeye. Boşluğa. Tepeye. Boşluğa. Ve tepeye. Boşluk, tepe. Boşluk ve tepe. Yine burada da şu direklerin tepe, şurada boşluğa da bir tane batıyorum. Ve şu direklerin tepelerine de ikişer tane, tepelerine iki tane batıyorum. Yuvamın içerisine bir trabzan, İki zincir, bir trabzan. Yine şu yandaki iki tepeye. Bakın şurada trabzan var. Hemen onun arasına da bir tane batacağım. Trabzana, araya. Şimdi bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim. Evet, şimdi bu sıramızı da hazırladık. Şimdi bu her iki taraftaki önde ve kollarda sayılar eşit olması gerekiyor. Şimdi biz sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 tane bu önde var. 2, 4, 6, pardon yanlış yeri sayıyorum. Şurası 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 burada var. Şimdi kolumuzu da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 de bu tarafta var. Arkayı da sayayım sizler için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 28, 30, 32, 34, 35 de arkada var arkadaşlar. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda da yine şu 3 tane olan, pardon arkadaşlar. Evet. 1, 2, şu 3 tane trabzanımızı yapıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki trabzana lastik yapıyorum arkadaşlar. Bakın. 3 trabzan yaptım. Yanındakini şöyle altından alıyorum. Lastik yapacağım. Şöyle altından aldım. Bir lastik yaptım. 2 tane trabzan yapacağım. 1, 2 yan yana. Yanındakinin şöyle ön belinden kavruyorum ve lastik yapıyorum. Yanına iki tane yan yana trabzan yapıyorum. Bir lastik yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Bir lastik. 2 trabzan. Bir lastik. 2 trabzan yapacağım. Yuvamın içerisine bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Evet. Yine bir tane daha yanına trabzan yapıyorum. Yapmamın sebebi iki bu tarafta olduğu, iki bu tarafta olduğu için. Yani iki tane yan yana. Bir, yuvamın içerisine bir trabzan, iki zincir bir trabzan ve yanındaki direğin tepesine de bir tane trabzan yaptım. Ve bir lastik yapıyorum.
Yine iki trabzan yapıyorum. Bir lastik yapıyorum. İki trabzan. Ve bir lastik. İki trabzan. Bir. İki trabzan. Bir lastik. İki trabzan. Bir lastik. İki trabzan. Bir lastik. Bir, iki trabzan ve bir lastik. Bir, iki trabzan ve bir lastik. Yuvamın içerisine de bakın yuvadaki içindeki ilmeği lastik yaptım. Yuvamın içerisine bir tane trabzan, bir iki zincir ve aynı yere tekrar tane trabzan. Şimdi bu tarafta lastik olduğu için hemen bunu da lastik olarak alıyorum. Ve iki tane trabzan yapıyorum. Yani bu yuvaları sağlı sollu eşitleyeceksiniz. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde gelelim. Şuradaki yuvayı da göstermek istedim. Bakın lastikten sonra şu bir trabzan, iki zincir, bir trabzanın hemen tepesine de bir trabzan yaptım. İçerisine, yuvamın içerisine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ve yine direğin üzerine bir trabzan. Şöyle daha yakından göstereyim, daha iyi görün. Bakın. Burası artırma yerimiz. Yani bu tarafta ne yaptıysak bu tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Eşitlik olsun diye. Şimdi aynı şekilde yine devam ediyoruz. Buradaki yuvada da hemen yuvamın içerisindeki, yani artırma yerimin içerisindeki lastiğe denk geliyor. Yuvamın içerisinde bir tane trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum. Tekrar trabzan. Ve burada lastik yapmış olduğum için bunu da lastik olarak alıyorum. Bu kadar. Ve iki trabzan şeklinde devam ediyorum. Şimdi ön kısma geçtik. Yani en sondayız. Buradaki artırma yerinde şimdi şöyle bakıyorum. Bu taraftaki ile eşit olması gerekiyor. Bu tarafta bakın iki tane trabzan var. Bir lastik. Bir lastik, iki trabzan. Şimdi burada da bu tarafa geçerken iki trabzan yapacağız. Ve bir lastik yapacağız. Sonrasında da iki trabzanla devam edeceğiz. Yani burada önlerde diğer tarafta ne yaptıysak aynısını yapıp eşitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın sona geldim. Lastik, sonrasında da 3 tane trabzan eşitlenmiş oldu. Diğer taraftan da başlarken 3 trabzan bir lastik olarak başlamıştık. Şimdi dönüyorum. 2, 4, 5, 6. sıramdayım. 2 zincir. Bu 3 trabzanı aynısı gibi yapıyoruz. Şimdi buradaki lastiğimizi şöyle arkadan almayacağız. Önden alacağız arkadaşlar. Bakın. Önden şu şekilde yine belinden. Şöyle göstereyim daha iyi anlarsınız. Şimdi şurada lastiğimiz bu ön kısımda. İpimi doluyorum ve şöyle önden kavruyorum onu. Ve ön kısmından lastiğimi yapıyorum. Tekrar iki trabzanımı örüyorum. Bir, iki trabzanımı örüyorum. Ve lastiğimi yine şöyle önden, bakın şöyle. Önden alıyorum. İki trabzanımı yapıyorum. Lastiğime geldim. İki trabzan bir lastik şeklinde. Onu da yine önden alıyorum. Şöyle belinden kavrayarak. Bakın tekrar göstereceğim sizlerle. Şöyle şekilde alıyorum. Ve iki trabzan. Robamız hep bu şekilde devam edecek. Lastikler lastik olarak alınacak. Trabzanlar trabzan olarak alınacak.
Ve kol birleşim yerine kadar bu şekilde örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada artırma yerindekini de göstermek istedim. 1, 2. Şimdi bu artırma yerindekini bakın burada trabzan olarak şöyle döndüreyim. Trabzan olarak var. Pardon bir dakika. Evet, arada bir yanlışlık yapmışım. Bir tane örmüşüm, iki tane. Bunlara da dikkat edin. Yanlış olduğu zaman yanlış olarak devam eder arkadaşlar. Evet, lastiğimizi yaptık. Şimdi iki trabzanımı yapıyorum. 1, 2 trabzanımı yapıyorum. Yuvamın içerisine de bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan. Şimdi bakacağım. Burada trabzanımın tepesine bir trabzanım var burada. Bu trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bakıyorum lastiğe gelmişim. Lastiği yapıyorum. Yani lastikler lastik olarak geri kalan aradaki yerlerde trabzan olarak örülecek arkadaşlar. Yine lastik. Şimdi bu şekilde örgümüze devam edelim. Evet, artırma yerimizin önünde bakın. Son lastiğimizi yaptık. İki tane trabzan var. Şu iki trabzanı örüyorum. 2. Yuvamın içerisine de bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvamın içerisine bir trabzan yapıyorum. Bakıyorum bunlar trabzan. Trabzan olarak örüyorum. Şimdi ipimi doladım. Ve lastiğimizi de lastik olarak ördüm. Yine 2 trabzan. Lastiğimizi de lastik olarak alıyoruz. Şöyle bir göstereceğim. Bakın. Bu şekilde. Evet, şimdi yuvaya geldik. Arkadaşlar bu yuvada da şimdi 2 tane trabzan yaptım. Yuvamın içerisindekini lastik olarak alıyorum. Ve yuvamın içerisine 1, 2 tane trabzan yapıyorum. Yani ikiliyi devam ettiriyorum. 2 zincir, 1, 2 trabzan yapıyorum. Bunu lastik olarak alıyorum. Ve yine 2 tane örüyorum arkadaşlar. Ve yine lastiğimizi alıyoruz. Evet, bu şekilde. Yani bu yuvaları da ona göre, buradaki şekle göre ayarlıyoruz. Örgümüzün düz yüzündeyiz şu anda. Düz yüzünden buraya kadar, yuvaya kadar geldim ve bu yuvayı yaptık. Şimdi yine iki trabzanımı yapıyorum. Ve lastiğimi de şöyle önden alıyorum. Şimdi ön tarafta olduğumuz için ön kısmından alıyoruz. Diğer yuvaya geleceğim. O yuvada da yapacağım işlemi sizlere göstereceğim. Evet, şimdi geldim bu yuvaya. Burada iki tane trabzanım var. Lastiğimi yaptım. İki trabzanı yapıyorum. Ve yuvamın içerisine de bir tane yapmam gerekiyor arkadaşlar. Üçledim. Bir tane değil, iki tane yapıyorum. Diğer tarafta iki yaptığım için burada da iki yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki zincir çekiyorum. Yine bir. Bir dakika, buraya bir tekrar bakacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi lastikten sonra iki trabzanım vardı. Yuvamın içerisine de bir tane yaptım. Bir tane yapıyoruz. Üçlemem gerekiyor. Çünkü burası da altta üçlüydü. Üstte tam denk geldi. Burayı da üçlüyorum. Yani tek trabzan yapıyorum yuvamın içerisine. Bir, iki zincir çekiyorum. Yuvamın içerisine bir trabzan yapıyorum. Ve şu iki trabzanı yapıyorum şimdi. Yani burası üçlenmiş olacak. 3, 3, 3 tane üst sırada lastik yapacağız buraya. Buradaki gibi. Evet, şimdi örgümüze devam ediyorum. Evet, bakın şimdi bu yuvaya geldim. Bu yuvada 3 tane trabzanım var burada. Hani yuvama gelmeden lastikten sonra 2 trabzanı yapıyorum. 1, 2. Bu trabzanı alıyorum. Ve yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum.
Çünkü bu lastikten sonra iki tane trabzanımın olması gerekiyor. İki zincir çekiyorum. İki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Ve şunu, bakın bu tarafta da yine üç tane var. Bunu lastik olarak alıyorum. Ve iki tane trabzan yapıyorum. Lastiğimi yapıyorum. Bu yuvaların içlerini bu şekilde ayarlayacaksınız. Yani önce üçlü olacaklar. Daha sonrasında da lastiğimizi koyacağız. Üçlü ise üçlediğimizi lastik olarak devam edeceğiz. Birisini lastik alacağız. Sonra yuvaya ikişer iki tane yapacağız. Yani dengelememiz lazım. Bu lastikten sonra iki tane trabzanımızın olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde diğer yuvama kadar geleyim. Evet, diğer yuvama geldim. Bakın burada lastik hemen şu direğe yapılmış. İçine de iki tane yapmışız. Biz de direğe yapıyoruz. Lastiğimizi buradaki trabzan yaptım. Bunun içerisine iki trabzan. Bir, iki zincir ve iki trabzan yapıyorum. Daha sonrasında da yine belinden kavrayarak lastiğimizi yapıyoruz. Ve iki trabzan. Şimdi bakalım. Burayla bu ön kısım aynı. Kolla da buradaki kol aynı. Aynı. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde robamıza devam ediyoruz. Kol bölümüne gelene kadar, şu arkadaki genişlik bizim istediğimiz ölçüye gelene kadar birazcık yapalım. Daha sonrasında da kol ayrımları için tekrar hani o kısmı göstermek için tekrar geleceğiz. Şimdi o kısma kadar örelim. Arkadaşlar, benim robam bitti. Ben bu ölçülerde robamı yapacağım. Şimdi dilerseniz sizinle birlikte ölçümüzü yapalım bakalım. Şöyle 10 santim, 9 santim üst kısmı. Zaten bakın şöyle esniyor. 9 santim. Şu arkasının genişliğini de şöyle bir ölçelim. Burası da 25 santim. Arkasının bu beden ölçüsü. Bu şekilde 9 santim. Şu omuzdan aşağıya ölçtüğüm zaman 12 santim. Evet. Şimdi bu sırada kollarımızın birleşimini yapacağız. Şimdi kol birleşimimize gelene kadar örelim arkadaşlar. Şu baştaki 3 zincirimizi örüyoruz. Burada lastiğimiz var. 2 trabzan bir lastik şeklinde robamızı örüyorduk. Siz daha da uzatabilirsiniz. Hani istediğiniz ölçüye varana kadar ben bu ölçülerde yapmayı uygun buldum. Bu şekilde yaptım. Sizin hani istediğiniz genişlik, istediğiniz uzunluk yapabilirsiniz. Benim yaptığımda sınırlı kalmayın yani. Ben 1-2 yaş için bir roba yapmak istedim ve bu ölçüler benim için yeterli. Evet, şimdi ilk artırma yerimize kadar geleceğiz ve kol ayrımlarını yapacağız. Şimdi bir tane yuvanın içerisine trabzan yaptım. İpimi doladım. Diğer yuvamı buluyorum. Ve bunun içerisine de bir tane trabzan yapıyorum. Döndüm. Ve şu şekilde bu kısmını da lastik olarak alıyorum. Bakın burada 3 tane trabzanım var. 3 tane trabzanım olduğu için bunu da lastik olarak alıyorum. Yine 2 trabzan.
bir lastik şeklinde örgümü devam ettireceğim. Diğer kolumuza kadar aynı şekilde geleceğim. Sonra oradaki işlemi de göstereceğim sizlere. Yine aynı işlemi yapacağız. Hiçbir değişiklik yok. Ama yine anlamayan arkadaşlarımız varsa diye o kısmı da sizlerle paylaşacağım. Şimdi buradaki yuvaya geldim. Buradaki yuvada da yine iki trabzan yaptım ve yuvanın bacağı lastik. Yuvama bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum ve diğer yuvayı buluyorum. Buraya da bir trabzan döndürüyorum. Burada 3 trabzanım var. Hemen şunun bacağına yine bir lastik yapıyorum. Ve 2 trabzan. Bir lastik şeklinde devam ediyorum. Sırayı tamamlayacağım. Üst sıraya geleceğim. Koltuk altında da ne yapacağımı yine sizlerle paylaşacağım. Sonrasında da devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz sıramızı bitirelim. Üst sırada koltuk altına kadar gelelim. Sonrasında da oradaki işlemi beraber görelim. Şimdi koltuk altına geldim. Şöyle tersten bir bakıyorum. Bakın lastiğim var. 2 trabzanım var. Bir tane de lastik yaptım. Şimdi burada bir trabzan var. Burada da bir trabzanım var. Bakın alt kısmında. Gözüküyor mu? Evet. Bakın lastik. Şurada bir trabzanım var. Ve bir tane de şurada var. Bu ve bu. Buradaki lastik. Şimdi bunu ve bunu 2 trabzan olarak öreceğim. Birinci trabzanım ve ikinci trabzanım. Daha sonrasında da yanındakini lastik olarak alıyorum. Gördüğünüz gibi koltuk altından sonra kesinlikle farklı bir şey ilerlemeyecek. Aynı şekilde devam edecek. Burada önemli olan artırma yerlerinin hepsinde aynı işlemi yapmış olmanız. Eğer aynı işleme denk gelmiyorsa o üst alt artırmalar için söylüyorum arkadaşlar. Roba üst kısmı için söylüyorum. Eğer koldaki, öndeki, hani iki öndeki, koldaki eşit aynı şekilde denk gelmiyorsa onları eksiltmelerle, artırmalarla bir şekilde eşitleyin. Hani iki taraflı artırma yerlerini eşitleyin. İki önü artırmasını eşit olacak. İki kol artırması eşit olacak. Böylelikle üst sıralarda sizin için hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bu birleşim yerlerinde hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Evet, şimdi diğer kolumuza kadar aynı şekilde geleceğiz ve oradaki yapacağımız işlemi de tekrar sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında devam edeceğiz. Evet, şimdi diğer kolumuza geldik. Şöyle tersini, düz kısmını gösteriyorum. Bakın, lastik yaptım, 2 trabzan yaptım ve bir lastik yaptım. Tıpkı diğer taraftaki gibi. Bir tane burada trabzanım var. Bir tane de burada trabzanım var. Sonrasındaki lastik. O yüzden ne yapıyorum? O iki trabzanımı öreceğim. Birinci trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Ve lastiğimi de lastik olarak devam ediyorum. Ve iki trabzan bir lastik olarak örgüme devam edeceğim robama. Evet. Şimdi şu şekilde size bir son halini göstereyim. Evet, bu şekilde. Gayet şık, güzel bir robo oluyor arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu şekilde beden ölçüsünde yine istediğimiz ölçüye gelene kadar yapacağız. Daha sonrasında da kenar oyasıyla devam edeceğiz. Dilerseniz örelim birkaç sıra, sonrasında devam edelim. Arkadaşlar robumun beden ölçüsü bitti, bedeni. Şimdi sizlere şöyle ölçüsünü de vereyim. Şuradan 15,5, şöyle omuz hizasından itibaren 18 santimlik bir ölçüsü var.
Şöyle bedenini de vereyim size. Arkasından daha iyi anlaşılacaktır. Şu şekilde. Evet, 24,5-25 santim gibi de bir beden ölçümüz oldu. Şimdi kenar oyasını yapacağız arkadaşlar. Kenar oyası için de şuradan yani şöyle tuttuğunuzda sağ yakadan ipimi takacağım şu üstten. Burada ipimi kestim çünkü devam etseydim ters olacaktı. Ters olsun istemediğim için de bu yakanın buradan başladım. Böylece bütün kenarlarına gidebileceğiz. Evet, ipimizi hemen şöyle bağladım, doluyorum ve şu boşluğu atlıyoruz. Bakın, aradaki şu boşluğu atlıyorum. Hemen şu tepesine 3 tane önce trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Ve hemen buraya bir bibik yapacağım. Bakın. Hemen şöyle 2 tane ipini alıyorum. Ve sık iğne ile batıyorum. Burada bir bibik oluşturmuş oldum. Şimdi yine 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şu trabzan tepesini atlıyorum. Trabzan yuvasını atlıyorum. Hemen tepeye sık iğne ile bağlıyorum. İpimi doladım. Yine boşluğu atlıyorum tepeye. Öncelikle 3 trabzan yapıyorum. 2 3 3 zincir çekiyorum. Ve yine şöyle ikisini bir alıyorum. Tekrar 3 tane daha trabzan yapacağım. 2 3 Evet, yine şunu trabzan tepesine sık iğne ile bağladım. Diğer tepeye de örneğimi kuruyorum. Üç trabzan. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bibiğimi yapıyorum ve tekrar aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle tepeye sık iğne ile bağlıyorum. Ve diğer tepeye de aynı işlemi yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Evet, sonuna geldim yakamın. İki, üç ve şöyle sondaki zincirime de bağlıyorum. Şöyle hemen yanındakini toplamasın diye arkadaşlar yanındakini işlemimi yapıyorum. 2 3 Çünkü dönüyoruz hani dip kısmına, beden kısmına da dönüyorum. Eğer orada ayırmış olsaydım 2-3 tane burası toplayacaktı. Toplasın istemediğim için de hemen yanındakini yaptım. Şimdi 1-2-3 tane atlıyorum. Dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum. İpimi doladım. 1-2-3 tane atlıyorum. Hemen şöyle dördüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 2-3 1-2-3 zincir. Tekrar 1 2 3 trabzan yaptım. 3 tane atlıyorum. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum. İpimi doladım. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzanımı yapıyorum. 3 tane 3 tane trabzan yapacağım. 2 3 trabzan 3 zincir bibiğimi yapıyorum ve aynı yere tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye de trabzanla bağladım. Şöyle bakın.
Eğer sizinki toplarsa 3 tane atlamayın, 2 tane atlayın, üçüncüye yapın bu işlemi. Benimki toplamadı, gayet düzgün durdu. 3. Aynı yere. Farklı bir kenar oyası da yapabilirsiniz, hiç fark etmez. Ben modeli buna yakıştırdım, bunu yapmak istedim. Evet. Şimdi bu şekilde diğer kenara kadar gelelim arkadaşlar. Evet, yaka kısmına kadar geldim. Hani beden kısmını yaptım. Şöyle bir tane hemen şöyle dibine sık iğne yapacağım arkadaşlar. Ve ipime doluyorum. Aynı yere trabzan yapıyorum. Ve yukarıya doğru trabzanla devam edeceğim. Bir tane boşluğa yapıyorum. Bir tane de tepeye yapıyorum. Şöyle bir tane boşluğa trabzan yapacağım. Bir tane tepeye. Bu kısımda örneği kurmuyorum. Çünkü bu kısmı düğme dikeceğim için örneği kurmama gerek yok. Zaten alt kısmında kalacak. Onun için yapmayacağım. Şöyle yukarıya doğru trabzanla çıkacağız. Tam yaka kısmına kadar. Daha sonrasında da ipimizi koparacağız arkadaşlar. Kol kısmına geçeceğiz. Evet, şu anda kol kısmını yaptım. Bir kolumuzu yaptık şu şekilde. Şimdi diğer kolumuza geçeceğiz. Öncelikle ipimizi kolumuzun altından takalım. Şu alt kısmından takıyorum. İpimi oraya sabitledim. İpimi doladım. Ve şu ilk trabzanımın tepesine örneğimi kuruyorum. 3 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Ve aynı yere tekrar yani bebek yapıyorum. Tekrar aynı yere 3 tane trabzan. 3. Şimdi 3 tane atlıyorum. Dördüncüye sık iğne ile bağladım. İpimi doladım. 1, 2, 3, dördüncüye trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çektim. Bebeğimi yapıyorum. Ve tekrar 3 tane trabzan. Ve 3 tane atlıyorum. Dördüncüye yapıyorum. Bu kısmı da bu şekilde yapalım. Evet, en son kemiğimizi yaptık. Sabitledim. İpimi doladım. Şurada. Şimdi şuraya da. Yine örneğimi kuruyorum. 2, 3, 1, 2, 3 zincir. Bebeğimi yapıyorum. Ve tekrar 3 tane zincir. 2 ve 3. Daha sonrasında da şu bağlamış olduğum yere sık CC tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, robom bitti. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık, değişik, hoş bir robo oldu. Ben çok sevdim. Umarım sizler de seversiniz ve kolaylıkla örebilirsiniz. Örüp satabilirsiniz, hediye edebilirsiniz, kendi çocuklarınıza giydirebilirsiniz. Altına bir kumaş elbise dikip, bu kısmından kumaş bir elbise dikip onu süsleyip o şekilde kullanabilirsiniz. Bakın, ön kısmını dilerseniz bu şekilde kullanın. Dilerseniz de düğmeli olarak kullanın. Tamamen size bağlı, istediğiniz yeri kullanmak. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yapacak olan tüm arkadaşlarıma kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sevgi dolu günler diliyorum.